Turna cinayetiyle devam ediyoruz. Şimdi sevgili Seher burada, kayınvalidesi ve Abdurrahman burada, Burak'ın abisi. Senin kuzenin Mahmut'u bir çağırayım lütfen. Mahmut'un da biraz öfkeli olduğunu biliyorum. Mahmut kötü niyetli biri değil. Çok öfkeli değilim ki, sadece kızgınsın. Yanlış konuşuyor bazı şeyler. Yani duyuyor ve yanlış anlatıyor bence. Peki. Ama kötü niyetli biri değil aslında. Kötü niyetli saf, demedim saf zaten. Biri. Neyse Mahmut bir gelsin. Seher'in amcaoğlu Mahmut Günyay'la. Gelir misin Mahmut? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyilik. Teşekkürler. Lütfen otur. Şimdi İlknur da, Burak'ın teyzesi İlknur da Skype'da hazır mı? Bir görebilir miyim lütfen? Arkadaşlar, birazdan İlknur da hazır olacak. Seher, biz bugüne kadar duyduğumuz bir şeyden dolayı, bir olaydan dolayı, bir bilgiden dolayı sana sürekli Burak'la ilgili kavgalarını sorduk. Bu aranızdaki kavgaların nedenini anlamaya, yani neden kavga ettiğinizi anlamaya çalıştık. Burak'la 2 yıllık bir evliliğin olmuş. Öncesinde de 1,5 yıllık sevgililik dönemin olmuş. Şimdi bunları sorarken aslında yani bir cevap bulmaya çalıştık. Bir yere ulaşmaya çalıştık. Nereye ulaştınız? Bir yere daha ulaşamadık. O bilgiyi sana birazdan açıklayacağım. Açıklayabilirsiniz. Hı-hı. Çünkü bizim Ayşe Hanım'dan öğrendiğimiz, senin de merak ettiğin bilgiyi sana açıklayacağım. Açıkçası günlerce bunu düşündüm. Açıklayıp açıklamamak konusunda geldim gittim. Ama bunun senin bilmen gerektiğini düşünüyorum. Burak'ın söylediği bir şey mi? O kadar detay istersen şu anda paylaşmayayım. Ama ben gideyim sana bunu. Şu anda ekranda olacak ama izleyicilerim duymayacaklar, fakat sen duyacaksın. Sonra sen izin verirsen kendin açıklarsın, ben açıklamayacağım. Gel beraber gidelim. Kimsenin duymayacağı bir yerde olsun istiyorum. O sırada dışarıda bir müzik sesi olacak. Sadece ve sadece, teşekkür ederim. Sadece ve sadece sen duyacaksın. Tamam. Çünkü, evet. Sen böyle otur lütfen. Çünkü ben o soruları sorduğumda bir bilgiyle sana sormaya çalışıyordum Seher. Hı hı. Ben sadece gazeteciyim. Evet, bir arka bahçem yok. Zaten. Bir arka bahçem yok. Bir soruyu ben sorduğumda... Ben de sizi beğenerek çok değer verdiğim çok için. Teşekkürler. Ben de seni çok seviyorum. Çok şeyler yaşadığını da görüyorum. Ben de sana değer veriyorum. Arkadaşlar, açıklıyorum. Seher'e bilgiyi açıkladım. Seher bana bazı sorular soruyor. Sadece yerimize geçelim. Gel bakalım. Şaşırdın mı peki bu bilgiye? Evet. Hı? Düşünüyorsun.
Ya beni tamam. Tehdit ettiği şey bu muymuş? Tehdit edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. İğrenç bir şey çünkü. Mesele Ayşe Hanım seni tehdit etmiyor. Bu olaydan sen haberdar mısın, değil misin? Değilim. Haberin yok. Evet. Sonra bu bilgiyle seni tehdit etti mi Burak? Çok fazla detay soramıyorum çünkü o zaman ne oldu ortaya çıkar. Ben sana o bilginin nerede olduğunu da söyledim. Nereden geldiğini de söyledim. Böyle bir olaydan haberdar değil misin? Şaşırdın mı? Evet. Sence Burak bu bilgiyi senden neden sakladı? Hiç sana söyledi mi? Sevgili Seher, şimdi sevgili izleyiciler, öyle bir bilgi ki sadece Seher'in bilmesi gereken bilgi, değil mi Ayşe Hanım? Zamana göre. Hı? Her şey zamana göre. Zaman her şeyin ilacı. O bilgiden dolayı da açıkçası senin bir tehditle ve zorlamayla Burak'la evlendiğini düşünüyoruz. Hı? Sevdiğim için. Zoraki bir evlilik asla yapmam zaten. Ayşe Hanım? Ya. Öyle bir şey demedim, dedim mi? Kendin de burada söyledin. Sonra ben ayrılmak demedim, istedim. Öyle bir şey. Burak ayrılmak sadece bir yola istedi. Çıktım dedim. Ben istemedim diyerekten burada konuşuldu. Ona şöyle anlatabilir miyim? Lütfen. Biz tartışma yaşadık. Bir tane bir hesap çıktı. Ben onun telefonundan bir tane bir şey gördüm. Bu ne diye Burak'a sordum. Burak sonra üste çıkarak sen bana güvenmiyor musun? Sen bana inanmıyor musun falan filan diye. Sonrasında bir tartıştık. Evli değilsiniz. Evli değilsiniz. Evli değiliz. Tartıştık. Sonrasında oradan hani bana doğru bakmadı. Sonra ben de onun arkasından kafeye gittim. Sonrasında bana doğru bakmayınca ben de sinirlendim, yola çıktım sadece. Arabanın önüne atladım değil, bir yola çıktım sinirle, öfkeyle. Ama hiçbir şey yapmadım. Karız o sesle tekrar. Öyle bir şey demedim kesinlikle. Dedi. Bakın. Kaç yaşındaydın ona göre o zaman? Söyleyin yani. Seher kaç yaşındaydın canım? Daha yeni tanışmıştık. Sen kaç yaşındaydın? Ben 17 falan. Neden evlenmek için acele ettin? Sevdiğimiz için. Hayallerimiz vardı çünkü. Burak'la hayallerim vardı. Ama sonra hayallerin belli bir süre sonra, yani bir sene sonra yaklaşık suya düşmüş. Hatta evlilik ilk zamanlarında işte eşyaları almaktan tut bilmem neye kadar birçok talebin karşılanmamaya başlamış. Aslında böyle ufak ufak, küçük küçük de olsa bir şeyler olmaya başlamış. Şey sen fark yani. Etmemişsin. Ben zora sokmadım zaten. Hiçbir ben zora soktum demiyorum. Bazı sorunlar ufak ufak da olsa, bazı şeyler aslında böyle sinyal vermeye başlamış ama sen görmemişsin. Sonra cinayetten bir yıl önce 2020 yılında aslında iyice sorunlar su yüzüne çıkmaya başlamış. Daha bir yıllık evlisiniz. Sen Burak'ın gerçekten seni sevdiğini düşünüyor musun? Şu an baktığında. Düşünüyor musun? Çok merak ediyorum. Sevmemiş olamaz diye düşünüyorum. Hı. Ama sen aşık olmadım, sevdim demiştin değil mi? Çok sevdim. Çok sevdin. Daha 17 yaşındasın. Daha genç insan o zaman aşık olur. Hemen sevmek daha farklı bir, derin bir duygu. Zaten aşık değil, hani sevmek daha büyük bir şey bence. Evet, bence de ben de onu söylüyorum. Ama genç yaşta yapılan evlilikler daha çok aşkla yapılan evlilikler. Ani evliliklerdi yani. Böyle ya. Evet. Ya gençken evlenmek daha kolay. Yani her yaşta bir tecrübe. Yani bu anki yaşım, o yani o anki yaşım, fikirlerim zaten aynı değil. Ama o derinlik içindesin. Acayip bir sevgiden, yani sevdadan 17 bahsediyorsun. 17 yaşındaki bir kızla hani 25 yaşındaki bir kızı aynı kefeye koyamayız yani. O an öyle evlilik hani hayal ediyorsun, yok evlenince. Zaten bebeklerle büyüyoruz biz zaten çocukken. Zaten sevgililerin var senin. Öncesinde çok da güzel, o Ahmet denen çocuk da çok yakışıklı bir çocuk yani. Çok da güzel ya, bir kızsın yani. Zaten, yani evlilik, zaten çocuk da olsa hani böyle bebeklerle büyüyoruz, anladınız mı? Yani evlilik hayali hangisi kim kurmaz yani, siz kurmadınız mı hiç? Yani böyle kuruyorsun. Az önce söylediğim bilginin bilmediğini varsayarak o zaman, yani o, eğer onu biliyorsan o bilgiyi. Bilmiyorum. Evet. Ama çok büyük bir şaşkınlık geçirmedin. Bunda ikisinin de haberi vardır.
al bilgiden. İkisinin de haberi var mı? Vardır. Ben net biliyorum yani. Öyle mi? İkisinin evet. haberi olduğunu net biliyorsun. Oh. Öyle mi Ser? Hayır. İkisinin haberi var bu bilgiden. Seher de biliyor o zaman o bilgiyi benim açıkladığım bilgi şu o yüzden aynen. şaşırmadı diyorsun. Öyle mi Ayşe Hanım? Aynen. Ya çünkü o da aynı mesela. Verme şimdi... detay. Verme detay. Verme detay. İğrenç bence. Şimdi Seher. Yani biz burada... Bunun birebir cinayetle bağlantısı olduğunu düşünsek zaten yani ama şunu düşünüyoruz. Yani o yüzden bu bilgiyi seninle paylaştık. Bilmediğini düşünüyor söyledin ama çok şaşırmadın. Evet ben de o yüzden acaba farkında mıydın biliyor muydun o bilgiyi öyle düşündüm ben. Dolayısıyla şimdi biz burada cinayetin nedeniyle ilgili bütün sorulara yanıt aramaya çalışıyoruz. Biz sadece soru soruyoruz. Bir televizyon programıyız. Tamam sevgili Seher. Kimseyi yargılamıyoruz. Herkesi anlamaya çalışıyoruz. Bu arada önceden emniyet bilgi vermişti. Ne zaman bunu bilgiyi verdi? Kaç şey sonra. Telefonunda bulmuş. Ben bunu yetkili birileriyle konuştum. Onlar çok şaşırdılar. Bundan haberdar değillerdi. Nereden duydun? Tekrar konuşabilirsiniz. Ben konuştum. O kişi çok şaşırdı. Sen o kişinin kim olduğunu biliyorsun. İnanamadı. Beraber konuşabiliriz. Olur, konuşuruz tabii ki. Bana önceden böyle bir bilgiden haberdar olduğunu söylemedi. Emin misiniz dedi. Evet dedim. Kimden duydunuz dedim. Dedi. Ayşe Hanım'dan duydum dedim. Küçük bir şaşkınlık geçirdi. Yani önceden bilmiyordu. Ben bu konuyu daha bak ilk defa burada konuştum. Başka bir yerde konuştun mu? Hiçbir yerde konuşmadım. Benim bir haberim yok. Mesela bilmiyor, bilmiyor. Ben, evet, bana söz de verdi. Evet, ekranda demedim lütfen daha. İlk defa burada size söylüyorum. Dolayısıyla bu bilgiyi emniyette bilmiyor. O telefon nerede? Vallahi kırılmış. Bilginin yer aldığı telefon. Emniyette de değil yani. Emniyetin biliyor olma olasılığı zayıf yani.